Almanya'nın Gelsenkirchen şehrinde faaliyet gösteren ve eğitime katkı çalışmaları ile tanınan Türk-Alman Yardımseverler Derneği, yardıma muhtaç çocuklara da bir şekilde yardım eli uzatmaya çalışıyor. Türk-Alman Yardımseverler Derneği Başkanı Necmiye Öztürk, din, dil, ırk ayırmadan sadece Almanya'da değil, Türkiye'de de birçok yardım faaliyetlerinde bulunduklarını ifade ederek, tüm yardım sevenleri yardıma muhtaç insanlara destek olmaya davet etti. Yemeğe Gelsenkirchen Belediye Başkanı Martina Rudovist, Kere ve Eyalet Milletvekili Sebastian Watermeyer, Gelsenkirchen Belediye Meclis Üyesi Nezahat Kılınç, Bölge Muhtarı Marion Tilert, VRT ve Almanya Temsilcisi Ali İnan ve çok sayıda yardımsever vatandaş katıldı. Adım Necmi Öztürk, Türk-Alman Yardımseverler Derneği'nin hem kurucusu hem hala devam ettiği derneğin başkanıyım. Bu dernek 13 yıldır var olan bir dernek. Türk-Alman Yardımseverler Derneği kuruluşundan bu yana kimsesiz ve başarılı öğrencileri Türkiye'de okutmakla birlikte Almanya'da da mağdur çocuklara, mağdur insanlara yardım edecektir. Dolayısıyla bugünün anlamı da yılda bir yaptığımız o Gelsenkirchen'deki çocuk yuvasındaki çocuklarımıza 90 tane çocuk yakınlarıyla birlikte yüze çıktık, bugün buradayız. Bugün de bu özel günde tüm yemeklerimiz ev yemekleridir. Gerçekten annelerimiz evden her şeyi yaparak buraya getirdiler. Biz de burada çocuklarımızla birlikte bu yemeği kendimiz de yiyoruz. Yani bizim yemediğimiz yemeği çocuklara yedirmiyoruz. Dolayısıyla tüm annelere ben huzurunda teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm insanlara. Tabii ki burada herkes bize destek olabilir. Gönlü bir yerde ben de olabilirim diyen herkesi derneğimize bekliyoruz. Artık 100 metrekare olan büyük bir derneğimiz var. Çalkaştırası 155 Gelsenkirchen'de. Herkes yardım etmeye isteyen herkesi derneğimize bekliyoruz. Çocuk eğitimi için artık haftada 3 kez de çocuklarımıza naife verecek derneğimize. Dolayısıyla derneğimiz amacına uygun bir şekilde 13 yıldır devam edecek.